İyi günler arkadaşlar. Bugünkü yürüyüşümüz Tekasar'a. Biraz Tekasar'dan bahsedeceğiz. Hem rotamıza bakacağız. Keyif alabileceğiniz yürüyüşlerden bir tanesi. Yürüyüşümüzün çoğunluğu gölet kenarından devam ediyor. Ve hani o rutubetli nemli havanın vermiş olduğu bir yosunlaşma var. Ağaçlarda da dahil. Ve bu biraz daha farklılık katıyor açıkçası, hani güzellik katıyor yürüyüşe görsel olarak. Ya benim tavsiyem biraz ya bilekli, yani bot çoğu yoğunlukta olmak üzere bilekli ayakkabı tercih edebilirsiniz. Çünkü kayalık zeminler çok fazla, yosunlaşma da dediğim gibi çok fazla var. Ha, kayganlık olarak fazla ayak kayması falan olmadı açıkçası ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Ondan bu yürüyüş parkurunda bot kullanmanız yararınıza olacaktır. Bizim gittiğimiz dönemde çok fazla rüzgar vardı ve durmadan rüzgar alıyorsunuz. Fazla ormanlık alana gitmiyorsunuz. Onun için yani rüzgardan koruyabilecek eşyalar rüzgarlık olur, kıyafet olur. Yanınıza alın. Bunu önerebilirim yani kesinlikle. Biz ocağın ilk haftalarında gittik. Hani o gideceğiniz, yürüyeceğiniz zaman eğer rüzgarlı bir dönemse yani o zaman kesinlikle rüzgardan korunmak için bir şeyler alın. Çünkü hep açıktasınız yani. Fazla korunamıyorsunuz. Aynen bu şekilde gölet kenarından devam edeceğiz ve yürüyüşümüzün çoğunluğu gölet kenarından olacak. Ufak tefek ormana giriş yapacağız. Bir Tekiasar Kalesi'ne tırmanacağız. İntifa, hani fazla bir yokuşumuz yok. Fazla yorulacağınız bir yürüyüş değil. Yani taş patlasa 1-2 kilometre bir yokuşumuz vardır. Belki yoktur bile. Yani zor bir parkur değil ama keyifli bir parkur. Keyifli bir parkur. Çorap falan almanız çok çok yararınıza olacaktır. Yedek alt almanız. İster istemez sulu, yani göletin olduğu bir yerde yürüdüğümüzden ıslanmalar olabilir. Yani su yükselmiş olabilir. Bir şey olmuş olabilir. Geçeceğimiz yerde su olabilir. Ya ayakkabıyı çıkarmak istemezsiniz. Geçeceğinizi düşünürsünüz ama tabii ki geçememe ihtimaliniz de var ıslanmadan. Onun için yedek çorap kesinlikle alın yanınıza. Onun dışında rotaları eğer çizgilerden takip etmeyi düşünüyorsanız kesinlikle dikkat edin. Çünkü şöyle, burası künar çamı ormanı olduğundan insanlar kendi çam ağaçlarını işte kırmızıyla boyayaraktan ya da maviyle boyayaraktan belirlemişler. Bu da biraz kafa karışıklığına neden olabiliyor. Çünkü bölgeleri belirlemişler bu şekilde. İster istemez yani rotadan ufak da olsa çıkabilirsiniz. Tabii ki bunu fark edersiniz ama bu zaman kaybı olur sizin için. Ondan bir yandan da haritaya bakmanız burada iyi olacaktır. Çünkü farklı kırmızı işaretlemeler de var kendi yerlerini belirlemek için yaptıkları. Açıkçası Tekasar Kalesi de özel bir yer ya. Ve gittiğinizde Tekasar Kalesi'ne çıkarken bu rotayı takip ederseniz büyük bir kayanın üzerine mezar yapmışlar merdiven olarak. O kesinlikle o mezara bir bakın. Ya açıkçası beni biraz heyecanlandırdı. Yani güzel bir yapı yapmışlar, uğraşmışlar yani. Bunu kesinlikle bakın. Bir de Tekiasar Kalesi Helenistik döneme ait bir askeri gözlem kulesi olarak geçiyor benim bildiğim. Tralleis, Amazon, Alinda'dan gelen yolların denetlenmesi yapılıyor diye biliyorum. Tabii ki hani alkolik olmadığım için tam kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama bu açıdan da önemli bir yer. Yani Tekiasar Kalesi'ni görmenizi isterim açıkçası ve parkuru da kolay ve güzel de hani yani görsellik olarak da güzel bir tat katmış kendine has. Ondan bir gezmenizi isterim yani.
Aynen, burada da rüzgarı fark ediyorsanız ağaçlardan çok fazla rüzgar alıyor. Kesinlikle açıktasınız. Bunu göz önünde bulundurun. Ondan yanınıza rüzgar kesecek yani rüzgarlık alın, rüzgarlı bir dönemdeyseniz. Ufak tefek bu şekilde ormana giriyoruz. Şimdi yavaştan da TK Sar Kalesi'ne tırmanmaya başladık. Küçük bir çanta burası için yeterlidir. Dediğim gibi botunuzu alın. Yedek çorabınızı alın. Yedek kıyafetinizi alın. Kesinlikle ya küçük bir çanta yeterli olacaktır. Ufak tefek yemenizi, içmenizi alırsınız. Suyunuzu alırsınız. Öyle ekstrem bir durum olacak, parkur değil. Keyifle yürüyebilirsiniz. Aynen, mezarlara geldik. Bahsettiğim mezar bu değil, bir diğeri. Ona da şimdi geliriz büyük ihtimal. Karşıya bakıyorum. Aynen. Tam solda gözüken kaya. Gerçekten ya o dönemin insanları farklıymış ya, bu kayalarla, oymalarla yaptıkları şeyler. Koca kayayı oyaraktan tek bir mezar yapmışlar. Bundan sonrası da zaten tek hasara çıkıyoruz. Gerisin bitişe kadar izlemenizi temenni ederim. Hem kendi ihtiyaçlarınıza da bir bakarsanız gidecekseniz. Çünkü tek hasardan sonra kayalık bir yere gireceğiz. Kayalıktan sonra farklı bir yapıya daha gireceğiz. Yapı dediğim yani doğal şartların değişti. Yani ormanlık alana doğru gireceğiz. Ondan bir bakın sonuna kadar, ihtiyaçlarınızı belirleyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Doğayla kalın, hep mutlu olun. Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back Let's before go. We blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it.
Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel his tense, don't know the consequence. Arkadaşlar, tek hasar parkurumuzu da bitirdik. Doğayla kalın, hep mutlu olun.